Assalamu alaikum. Yaxşı məsələr. Hop, turamız. Demək oturuş yeri. Otur öyrəndə. Bitta müqaddəs nəsə var. Alpamış dastanı haqqında juda köp suhbatlaşmış. Biz avvalo bir o'zbek sifatida bitta o'zbekning qaysingiz qizi, qaysingiz o'g'li sifatida rahmat. Alpomishni nihoyatda yuksak darajada bilishimiz kerak. Nimagaki Alpomish bizning o'zbek degan millatning kardiogrammasi. Yoki psixogrammasi, ya'ni o'zbek degan millatning ruhiyatidagi hamma yaxshi narsalar va juda ko'pchilik yomon illatlarning ildizlari dostonda yuksak bir mahorat bilan ko'rsatib berilgan. Bunday mahorat bilan ko'rsatib berish buku muallifi noma'lum bo'lgan kim tomonidan yaratilgani, kerak bo'lsa qachon yaratilgani juda ham aniq bo'lmagan bir hodisa. Eng daha yozuvchilar tomonidan ham, eng dunyoga mashhur yozuvchilar tomonidan ham bir millatning ruhiy olamini Alpomish dostonidagichalik ko'zga shunday ko'rinadigan qilib shunaqa yorqin va ishonarli tarzda ko'rsatib berish juda kamdan kam ijodkorga nasib qiladigan hodisa. Shuning uchun menga malol emas, misol uchun Alpomish dostoni haqida sizlar bilan suhbatlashish. Xususan bilmayman, oralaringizda mana Alpomish bilan professional darajada shug'ullangan mana nazokat o'tiribdi. Agar mabodo shunchaki eshitib qo'ya qolish, shunchaki ko'rib qo'ya qolish emas, balki Alpomish haqidagi o'ylaringiz, Alpomish haqidagi mulohazalaringiz, savollaringizning asosiga suhbatimizni qursak yana ham chiroyliroq, yana ham foydaliroq bo'ladi deb o'ylayman. Nimaga Alpomishga bu qadar alohida e'tibor? Dunyoda doston ko'p. Ayniqsa bizning o'zbek xalqi doston bobida, garchi bizning yozma madaniyatimiz, yozma adabiyotimiz bo'lmaganda bir yarim ming yillik tarixga ega bo'lsa ham, ehtimol undan ham ko'proq tarixga egaligi aniq, lekin afsuski uni isbotlaydigan manbalarimiz yetarli emas, chunki arablar o'zidan oldingi hamma madaniy manbalarni yo'qotishga harakat qilgan, faqat toshga bitilgani va bizning yurtimizda bo'lmaganligi uchun Orxun Yenasoy yodgorliklarigina saqlanib qolgan. Shu Orxun Yenasoy yodgorliklarini yozish, yozganda ham ana shunday qilib yozish qo'lidan kelgan millat, tasavvur qilinglar, u necha ming yillik yozma madaniyatga ega bo'lgan millat bo'ladi. Tepadan osmon bosmagan bo'lsa, pastda yer yorilmagan bo'lsa, davlating, haqoning qayga ketdi ey turk xalqi deb aytmoq va uni toshga o'yib qo'ymoq uchun qancha madaniyat kerak bo'ladi. U o'zining alifbosi bilan, o'zining harflari bilan, tasavvur qilinglar. Mana bugun 21 asrda 4 ta harf o'zgarayotganligi uchun dodvoy qilib yuribmiz. Endi nima bo'ladi? Shuncha xarajat ketadi. Buni qanday qilib qoplaymiz deb. U 7 asrda, 6 asrda o'yib yozib qo'yilgan. Demak, u zamonda taraqqiyot juda sus borgan-ku. Demak, u yozuvlarning o'zining paydo bo'lishiga necha asrlar ketgan bo'lsa, u yozuvlar asosida madaniyat, adabiyot yaratishga necha asrlar ketgan bo'lsa, sizning ota bobongiz endi juda uzoq yillardan madaniyatli xalqda. Afsuski biz bugun o'sha bobolar darajasiga ko'tarila olmayotirmiz. Aslida bizni taraqqiyotimizning, har qanday taraqqiyotning asosida ana shunday badiiy tafakkurning yuksakligi yotadi. Badiiy tafakkuri yuksak bo'lmagan millatda, chunki hayolot parvoz qilmaydi. Badiiy tafakkur bo'lmasa, hayolot parvoz qilmagan joyda na matematikada, na tibbiyotda, na fizikada va na iqtisodda kashfiyotlar qilish mumkin emas. Hayolotning parvozini cheklamaslik kerak. Adabiyot insonga ana shu hayolotni bergani bilan hayolotning parvozini ifodalashga imkon yaratgani bilan go'zaldir.
Alpomuş Özbek milletinin psikogrammasıdır deyip dava kıldım. Dostanın meneğinde hemeniz mektepte Alpomuş'un okuyunuz. Yani katta bir kısmınız Ali mektepteyim. Hatta birinci kursdayım sizler Alpomuş'un ötü buldular yine. Folklor degen fende. Bunu diye kararsak hemeniz tanışmışız. Lekin aslında hiç kaysımız Alpomuş'a yakınlaşkanımız yok diye buyuruyorum ben de Alpomuş dostanı. Değil mi ki? Alpomuş dostanı bu Özbek'nin o şey 72 tamırıdaki ve o şu tamırda aylanıp yürüdüken kanlardaki milletke has, etniske has en taze ve en çirkin cihatlarının hemasını özü de mücassamlaştırgan, özü de uygunlaştırabilgen bir abide de. Lekin afsus ki mana Alpomuş juda ko'p o'rgandi. Yani Alpomuş haqida o'nlab dissertatsiyalar, yuzlab kitoblar, minglab maqolalar yozilgan. Lekin bularning hammasida Alpomuşni oddiy odamlarga yaqinlashtirishdan o'rniga Alpomuşni oddiy odamlardan uzoqlashtirishga xizmat qiladi u tadqiqotlar. Men endi ana u bir zamon aytgancha kim biladi endi shu o'rni kelganda aytibam qo'yish kerak shekilli bir zaman bundan bir 20 yil oldin Alpomuş talqinlari degan bir kitob yozgan ekanman. Va shu kitobda aynan Alpomuş dostonini qanday o'qmoq kerak va qanday tushunmoq kerak degan masalaga javob berishga harakat qilganman. Ana u qadim Boysun yurtida 16 urug' Qo'ng'irot elida Dabanbey ötü, Dabanbey'den Alpınbey buldu, Alpınbey'den Bayburumdan Baysarı buldu. Bu iki oyan bir farzan dedi, Baysarı boy idi, Bayburu şay idi. Kullarının biri de İletya'da Çufran toyu buldu, Çufran toyuga aittiler. Toyuga borganda mingan ulağını uçlamadı, astıga libas taşlamadı. Tavakka süzgen aşını çoşlamadı, aşının kötünü betini süzdü. Degen tasvir bilan boshlanadi va Boybor bilan Boysari deydi. Mingan otini ushlamaganda ha to'ydagilar bizning kelganimizdan xabarsiz qoldi shekilli dedilar. Taglariga libos tashlamaganda, ya'ni ko'rpacha tashlamaganda ha ko'rpachasi yetmay qolgandir dedilar. Lekin oshning ko'tini betini suzib kelganlarida esa oshni choshlamadi degan, oshni uymadi degan. Ve uyup süzmeganını görüp, ve oşunun betini süzgeni, beti soğup koyan buluşu mümkün, akpışar boğup koyan buluşu mümkün. Kötünü süzüp kegeni, kötü de kakırmaç mı ye, yak şılgınlap yotkan, muay mı ye, buluşu mümkünlüğünü görüp durup aittiler ki, ey yakşılar, bizden ne mi kötahlık öttü, ne mi aklı kıskalık öttü ki, bizden bunçalık bir hürmet kıldılar indiydi. Bunda kırası hiç bir hürmetlik işinize bugün yok. Şunçaki otini ushlamadı, şunçaki tayaga libos tashlamadı, şunçaki oshni choshlamasdan süzdü. Lekin Özbek özünün tuyğularını, özünün istaklarını aytib oturmaydı. U işara bilen, im bilen bildirdi. Özbek'nin işara kıyanını sezdiler, onlar ham Özbek ku. Ve bizde behürmet kılayetkenliğini sezip oldular. Ahirgi üçüncü münasabatta. Ve şunda deydi. Toyda gelleri özleri uyakla biyakla taşlap taşlarlap durganda çapanı taap bitti karındaş aydı ki ey Bayburumdan Baysarı bu toy ullunun uludan kaytadı, kızlarının kızıdan kaytadı, senin kiminden kaytadı? Ve bana şu yer bizim Özbek'nin psikologiyasını düşünmek için kalittir. Çünkü Özbek bana isler en kişkinelerin 20'ye yakınlaşıp kogan adamsılar, kızdır yigittir, toyga borgan adamsılar ve Özbek toyga shunchaki toyga bormaydi. Özbek toyga qarzga boradi. Va hamisha ana shu toyga borib olgan qarzini qutulmoq o'y bilan yashaydi. Va demak, sizning onangiz, sizning otangiz, sizning tug'ilgan kuningizga, sizning chupron to'yingizga, sizning uzatilish to'yingizga, sizning fotiha to'yingizga qancha odam chorlab, qancha kattaroq bir tadbir qilishga intilgan bo'lsa, bu intilishning tagida bizning ziyolilarimiz 100 yildan buyon bong urib yotibdi. Bu O'zbek qachon bemani xarajatlariga
barham birerken deyip ki aslında ana şu ara o bizge bemani korungan harajatlarının zamirida Özbekning bo qarzga borishi birovning to'yiga shunchaki to'yiga borish emas balki to'yiga borsam shu to'yni qachondir kimgadir shularga qaytarishim kerak degan tuyg'u ichida yotadi. Va farzandsizlik hamma millat uchun fojia. Lekin o'zbek uchun bu nomus masalasi. Hech qaysi bir millat ayol tug'olmaganligi uchun, erkak farzand ko'ra olmaganligi uchun xursand bo'lmaydi. Hamma joyda fojia bu. Lekin o'zbek uchun bu nomus masalasi. Ya'ni kim o'zbekning qaysidir bir oilasi befarzand bo'lsa, demak u oiladagi yo erkakdir, yo ayoldir, yo ikkalasiga ham yaratganning qarg'ishi tekkanki senga farzand bermaslikni lozim ko'rgan, iroda qilgan degan qarash yotadi va bizning o'zbekning uyida tug'mas ayolning qo'liga qirqi chiqmagan chaqaloq berilmaydi. Yangi tushgan kelinning uyiga tug'mas ayol kiritilmaydi. Va dunyodagi hech bir xalq bir-biri bilan ko'rishib qolsa, qalaysiz, yaxshimisiz deyishi mumkin, lekin bolachaqa qalay? Nechta bolangiz bor? Nechtasini uylantirdingiz? Nechtasi necha yoshga kirdi deb so'rab o'tirmaydi. Ehtimol bolasi yo'qdir. Va bu tabiiy hol hisoblanadi. Lekin bizda esa albatta sizni ota-onangizdan, sizdan oila qurganmisiz? O'g'il nechta, qiz nechta, nechtasidan qutuldingiz? Qutuldingiz. Biz chunki qutulish degan bo'ynimizda qarz turibdi, qarzdan qutulishimiz kerak. Ana shunday psixologiya bilan ulg'ayayotgan minglab yillar davomida ana shu ruhiyat bilan yashayotgan millatimiz va bizning shuning uchun bizning to'ylarimizni kichraytira olmayapti, hatto koronavirus ham. Koronavirus 50-tadan ortiq odam aytmaysiz degan to'yda 500-tagina odam aytiladi. Agar indamasaydi uni son-sanog'i bo'lmagan bo'lardi. Va bu buni biz maqtay olmaymiz, bu juda ham ijobiy fazilat deb. Lekin millatimiz shunaqa. Bizning ruhiyatimiz ana shu va aynan ana shu tuyg'u tufayli Boybo'r bilan Boysari qaytib ketayotib Boybo'r aytadi: "Ey Boysari bu bolaning tadarigini qilmasak bo'lmaydi shekilli" dedi. "A qanday qilib tadarigini qilasan buni? Sotib olib bo'lmasa, tortib olib bo'lmasa, Xudoning o'zi bermasa." Bitta jihat bor. Dunyoda endi son-sanoqsiz millat bor, lekin dunyodagi son-sanoqsiz millatlarning ichida faqat bizning o'zbekkina hamisha yaratganning marhamatiga umid qilib yashaydi. Hech qachon umididan voz kechmaydi, umidini uzmaydi va shuning uchun ham faqat bizning xalqimizda bor noumid. Ana chunki shaytonga va'da berilgan: "Sen qiyomatda ham kechirilmaysan." Undan boshqa agar gunohing dengizning ko'pigigacha ko'p bo'lsa ham sen Xudoning marhamatidan umidvor bo'lgin, seni kechirishi mumkin gunohlaringni degan va'da bor. Tasavvur qiling. Va ana shu mo'jizakor o'zbek ruhiyati ana shu yerda dostonda aks etadiki, ay deydi, bu yerdan 3 kunlik yo'lda Shohimardon pirining ravzasi bor, ravza bog'. O'sha yerga borib sig'inib, biz Shohimardon pirini vositachi qilib, bizning pirimiz bo'lsa vositachi bo'lib Xudodan bola so'raylik. Va yotdilar, bordilar. 39 kecha o'tganda deydi, kechasi ovoz keldi g'oyibdan: "Ey Boybo'rimdan Boysari, xudolaring sizlarga bola bermayman" dedi. Mana shu yerda yana o'zbekning faqat o'zbekkagina xos bo'lgan tip ruhiyat yaqqol ko'rinib turibdi. Ha, boshqa odam bo'lganda ha, bola bermas ekan, demak qismatimiz shu ekan deb o'rnidan turib ketish kerak edi. Ha, nima qilamiz, ko'rgulik deyish kerak edi. Bular aytdiki: "Agar siz bizga pir bo'lsangiz, xudoga sher bo'lsangiz, biz sizni o'rtaga qo'yib Xudodan bola so'ragan bo'lsak,
Xudoyim bermaydigan bo'lsa, yo sizning bizga pirligingiz yolg'on, yoki Xudoga sherligingiz yolg'on. Hamonki bizga bola bermas ekan, ey bizga bu dunyoning keragi yo'q dedi-da deydi. Ko'kragini zaxga berib yotdi. Bu nimadan dalolat? Bu O'zbekning sabrligidan dalolat. Yana sabr qila oldi shunday 39 tun yot, kechayu kunduz yotgan odam 40-chi kun ham yotdi. Va 40-chi kun tunda deydi xabar keldi. Ey boy bo'rimdan boysari, xudolaring sizlarga farzand berdi. Boy bo'ri senga yolg'iz emas egiz berdi, bir o'g'il bir qiz berdi. Boysari senga egiz emas yolg'iz berdi, bir qiz berdi. Ifodaning go'zalligini qarang. Va bizning bobolarimizning ruhiyat dunyosiga qanchalar yaqin ekanligini qarang. Va ana bular endi Xudoga shukronalar aytib turib ketdi, uylariga yetdi, boybichalari bilan qo'shildi. Hay 9 oydan keyin mana bolalar dunyoga kelish arafasida biz ham bir shohlik shavqatini qilsak, odamlar oldimizga chiqib suyunchi so'rasa, biz ularni tilla tanga berib rozi qilsak degan niyat bilan dedi uydan chiqib ketdi. Bola dunyoga kelayotgan vaqtda boyagi boybori bilan boysarining ovga chiqib ketishi holatini bizning olimlarimiz bir balo kunbotishning o'lchamlari bilan o'lchamoqchi bo'ladi. Ya'niki ona tug'ayapti, ona matriarxat, undan tug'iladigan bola ham matriarxat tarafi bo'ladi. Shuning uchun patriarxatning ifodachisi bo'lgan ota bolaga isyon o'laroq, shundan norozi o'laroq uydan chiqib ketdi. Qayerdan o'ylab topilgan gap bu? Bu hol buki, bu bechoralar o'zi Xudodan so'rab yotibdi, tezroq menga bola berdi. Beryapti, lekin u bola berayotganini ko'rib yuragimiz yorilib ketmasin. Shu uyda turmaylik deb ovga chiqib ketyapti. Bu qayerdan paydo bo'lgan? Buning sababi O'zbekning ayoli bilan erkagini o'rtasida hamisha parda bo'ladi. Garchi ular tan mahram bo'lsa ham, tanlari bitta bo'lsa ham, o'rtada aytilmaydigan, ko'rsatilmaydigan, bildirilmaydigan juda ko'p jihatlar saqlanib qoladi O'zbekning oilasida. Va shuning uchun O'zbekning erkagi erkin, uning nazari bemalol, ko'chalarda yuradi, yaxshini ko'radi, yomonni ko'radi. Dunyoga kelayotgan bola chaqaloq esa o't pokiza, hali hech bir yomon narsani ko'rmagan va hamisha ishonchli qo'rg'onning ichida bo'lgan. Va momolarimiz, bobolarimiz saydilarki, shu pokiza hech ham gard qo'nmagan narsaga gardli erkakning nazari tushmasin dedi. Va shuning uchun ayolni to'lg'oq tutganda uydagi erkaklar, balog'at yoshidagi erkaklar uydan chiqarib yuborilgan. Qariyalar masjidga borib Qur'on o'qib, Xudodan boyagi kelinining yoki ayolining tezroq ko'z yorishini so'ragan, yoshroqlari uzoqroqlarga ketgan, mana boyagi boysarimdan boy bo'rg'oshib, kimi ovga, kimi dovga. Kichkina bolalar yuravergan bo'lishi mumkindir, o'g'il bola bo'lsa ham. Ana shu ruhiyat, ya'ni O'zbekning ayoli erkakning uyda borligidan, uning soyasidan ham hijolat chekadi. Lekin bu kunbotishga tushunarsiz. Kunbotishning ayoli bemalol ko'z yormoqligi uchun yonida erining bo'lishini istaydi. Chunki ularning munosabatlari boshqacha. Bu endi ko'z yorish degan jarayon osonlik bilan bo'ladigan emas. U yerda hamisha yoqimli narsalar emas, yoqimsiz bir holatlar ham bo'lishi mumkin. O'zbekning ayoli ana shularga erining guvoh bo'lishini istamaydi. Kunbotishning ayoli esa ana men chekayotgan azobni ko'rib qo'ysin mana bu muttahamam deb uni ham chorlaydi. Va bu meni keyingi safar tug'ishimda mening qanchalar azob chekkanligimni hisobga oladi degan. Ko'rdingizmi, bu bizning ruhiy dunyomizdagi holatlar. Endi bolalar
dünyaya geldi. Haydi, bolalar dedi, biron sözleydigen bugünden keyin ularını mullaga verdiler, maktabga verdiler. Maktabga 7 yaşkaçı okup, sava çıkarıp, okuydigen, yazaydigen bugünden keyin boy boru oğlu bilan kızını çıkarıp aldı. Oğlumda sipahlı işleri görgetemen, patşalık işleri. Devletin başkarış. Kızımını çorba işleri görgetemen. Boy sarıyam, kızını çıkarıp aldı. Kızım kök kabışka varıp, koy sağışını, sigir sağışını, örgansı. Dedi, dedi, uyu çıkarıp aldı. Neden bunca yerde? Bizde 7 yaştan okuşka varadı. Bu yerde 7 yaşta mektepini bitiri yaptı güya. 4 yaştan bari yaptı okuşka. Bolala. Haa. Demek ki bunday. Bilesin mi? Dünyada bolalık devri en uzak devam etedigen mahluk bu adam. Adamın bolalık devri cüda uzak devam etedir. Başlangıç sınıfka borgunca o kıpkızıl bola. Başlangıç sınıfka borganda küçük okuçu değiladı. Başlangıç sınıf tügatganda, 5. sınıf kötkende ösmürge eylenedir. 9. sınıf kötkende ösmürge eylenedir. Eslep koyayım. Ha, bizning babalarımız ise, biz başlangıç sınıfka borayetkende o bağlıq buladı. Balagatke yetken hesaplangan. Savot çıkargan adamlar bugün. Hazret Navoiy'nin 4 yaşta mantıkutayarını yadlaganı bejiz mas idi. Bu bizning an'anaviy ta'lim tajribamizdan kelib chiqqan holat. Ay xullas, o'qidilar. Keyin bir jihatga sizlarning e'tiboringizni tortaman. Bizning og'zaki ijodimizda hamisha folklor qahramonlari savodli, o'qimishli odamlar bo'ladi. Sizlar Ravshanni bilasizlar. Ravshan Zulxumorni qayerdan topdi? Ha? Üzüknin közüden okudu, ha? Kün tokmuş Xolbekanı kayırdan toptu. Sandıkka kegen hattan toptu, okudu. Alpamış ham savatli, aybarçınem savatli. Galat ki, milletinin seviyesi ara şu ağzaki cadde, özü yazışını bilmeydigen, adamlar tamamen yaratılgen, asarı atikalarda hem milletinin savatlı ekenliği tasvirlenedi. Hani şimdi oruç folkloru bile çalıştırın. Ivanushka Durachok. Özü otu bile. Ivan Tentek degen. O ne okuşunu biledi? Ne yazışını biledi? Ne bir Risala'daki o adam? Ve bu bile ne demek çıman? Demakçıman ki, bizim babalarımız hemişe bilim alışını, bilimli buluşunu, insanın adamilik derecesini ölçeydigen mezon sıfatı da karab kegen ve özünün eserleri de ana şu cihetini aksettirgen Alpamış hem, Aybarçın hem, Kaldırgaç hem, ana şu faziletlerden mahrum. Yemez. Sizler ana şunday babalarının bolalarısılar da, ana şunday otalarının bolalarısılar. Dostanın bütün bir faciası, dostanın bütün bir konflikti ana o nazari tilde etken de, aynen bana şu savatkanlıkka barıp takaladı, dedi. Bay Bori Alpamışka bir kitap oku oturdu. Kitap oku bir günden ki, karaçı kitabın ya. Bu bakıl degeni kim? Sahi degeni kim? Ve o birma bir sarap verdi. Sahi degeni bu malı zakatka yetse, zakat verse sahi. Yete durup vermese bakıldır. Sahi degeni keçkurun, keçesi bir notanış odam, üyünge gelip joy sorasa, üyünde joy bulsa, vermesen, bakılsan, versen, sahi sen. Notanış odam hakkında yapıyordu. Bilesilerim bu bizim icatkar babalarımız ne kadar zükko, ne kadar nazik. Tanış odam hakkında yapıyordu. Tanış odam keçesi geledi mi, kunduzu geledi mi? Demek sen onunla joy verişken mahkumsan. Nimaga keldingiz deb aytilmaydi bizda o'zbekda. Kiring deyiladi o'zbekda.
Gelin deyin. O çay payı içip, sel damagandan keyin hizmet var mı? Deyip soruşum mümkün. Şunu diyeyim, adabı kemra adamlar. Bu mesela, o Abdullah Arif adamlar degen, şunu da yaşar, odatda adam deydi. Geçesi geldi, yattı, ertelap durdu, ketti. Nemege geldin demedi, nemege yattın deyip soramadı. Ve Abdullah Arif tüketedi. Şunu da yaşar, odatda adam. Çınakam Özbek ana şunu da yaşaydı. Ve join bu sayı begane adamı vermesen, demek sen bakılsın. Beygana bulmasa, cahin bulmasa hem birleşin gerek. Özüm kuşa da yatsın ötersin. Bu Özbek mentalitetinin hususiyeti var. Üçüncüsünü karayın. Bana bu hazır kuşa devam etedir. 21. asır diyelim. Kabırda başladan atlı adam ötüp etken bulsa dedi. Kabırda düşkep olsa, çöp ayağını üzengiden çıkarıp, kabırdakilerine salam verip ötse, sahi salam vermeye ötüp etse, bakıldı. Ne bakı sahi, ne bakı bakıldı. Yatıp tıkın. Adamın bakılılığı şunda ki, şu ham bana şöyle yatken, ben tanım edigen adamlar diyem, cayını cennetten kıl deyip sorasam, şu cennet dolup kalsa, menge cay koymaya kalsa, de böyle gitti, bayağı ki bak. Şundan cennetteki bir çeksiz caydan hem şu urup koymakçı buladı da. Ve şunun için o bakıl. Siz mi bugün 21. asırın balları avtobüze ötüp gitesiz mi? Piyada ötüp gitesiz mi? Ya bir şeyden bir koyunlarını korup kasanız, bir ihtiyar yüzümüzde fatıha tartamız. Ve bunun asıl sebebi yer. Ve bana şuna kadar halatlarda, Alpamış dostanadaki bir anda bir tasvirde şunçaki vakiyaların aitiş yok. Bunun hemmesinin zemiri de bizim milletimizde has. Kaysıdır bir cihat, şunday yaşarıp koyulgen. Lekin o açık ayetilmeken, onu anlayıp alış için biz farasat kılışımız gerek. Nege şunday diye yaptıyken, nege şunday değil yaptıyken deyip, oy oylaşımız gerek. Bayağı zakat degen yaptı, işti deyin de, ukam bakıl bop komasın, şunça malı var. Yani ben hemi topkanımda el bilen böyle şey yapmam. Ben kimge hem zakat bererdim. Ukam zakat bersin degen oy bilen adamların cönetti. Şimdi yani o bizim Özbek'te para satayım özgü yarışa değil. O şerişi bitti ya iki de adam cönetmedi. 14 de mahremdi cönetti. Özü itip durdu bitti. Ulak bersin bulut diyor. Bitti ulak ne yap geliş için 14 de mahremdi cönetti. Ne zarureti var. Lekin cönetti hay. Vardı. Bizim Özbek hiç kaçan real halat bilen emez. Belki özünün konuludaki bir güdük bilen, özünün konuludaki bir aciz cahı bilen fikirleydi. Ve bu ayısarı ne deyip güman kıldı? Akam benim ulusuzluğum bildirdi. Tasavvur kılıyor. O zakat ver deyip soruyor. Bu ise akam benim ulusuzluğum bildirdi. Yani, bana sırar, 21. asırda adamı sırar. Bile sırar ki, bu asırda oğul bolayım, kız bolayım, otasıya, onasıya merhamet görsatış, yakşılık kılıç cihattan cüda imkaniyetleri birbirine cüda hem yakın. Hatta ihtimal oğul boladan göre kız bollar otasıya, onasıya mehriban rohtur ve köprak faydası sigar. Lekin, 21. asırda hem bizim Özbek'in üyede oğul bala tuğulganı köprak şadiyana da sebep oladım kız bala. Oğul bala. Karan ki. Bu bundan minle bir yılın aradaki Alpamış, bundan minle bir yılın aradaki Baysarı, elbette kız oğlu yoklu giden öksünadı ve şu Brown'in kıyan her bir tahat hareketinin zamiri de bu doğru kılı yaptır deyip oylamaydı. Belki benim oğlumun yokluğunu pisanda kılı yaptı. Şimdi benim ayağı sıkılış mümkün. Çünkü benim korganım yok. Oğul bala korgan. Buluş gerek. Ve bu bizim psikolojimiz de burada. Real varlıktaki narsa bilen emas. Köngülümüzde ornatıp olgan
iştibah bilen, ko'nglimizga o'zimiz joylab olgan gumon bilen ish ko'ramiz va shuning uchun akam mening ulsizligim bildirdi. Ve 10 ming uyli dedi qarindoshni chaqirib, maslahat ber 10 ming uyli qarindosh. Qanday qilib men o'z akamga zakot berib yurguncha o'zga yurtda juziya berib yuraman. O'zbek ahmoq emas. Biladi. Juziya zakotdan juda ko'p marta kattaligini, u haqorat ekanligini, zug'um ekanligini. Lekin har holda o'zinikidan ko'ra begonaga bo'ysunishdi. Qulay biladi. Bugun ham shundaymiz-ku biz. Va qarangki, o'sha minglab yillar davomidagi psixologik bizning ruhiy holatimiz Alpomish dostonaga muhrlab qo'yilganda o'sha necha asrlar oldin. Va voqealarning keyingi rivojlari. Men endi bu dostonni o'qib turib aytaman. Ana u yaqingacha mana shu kunlarda rosa masala ko'tarilib yotibdi go'yo. O'zbek ayollari ezilgan hech qanday huquqqa ega emas. Ularning erkaklar bilan tengligini ta'minlash kerak degan o'xshash gender tengligi degan narsani eshitasizlar-sizlar ham. Men aytamanki, bu dunyoda o'zbek ayol emas, o'zbek erkagi himoyaga muhtoj. Chunki o'zbek ayoli, mana o'zi hammalaringda onalaring bor. Bizni ko'rib turgan tomoshachilarning hammasini onasi, ayoli agar katta odam bo'lsa, kelinchagi, qizi, singlisi bor va o'zbekning uyida hamisha ayolning aytgani bo'ladi. To'g'rimi? Biron bir tadbir qilish kerak bo'lsa ham, biron bir narsaga o'zgarish kiritish kerak bo'lsa ham, hamisha ayolning aytgani bo'ladi. Lekin o'zbekning ayoli dunyodagi ayollar singari o'z haq huquqini kurashib qo'lga kiritmaydi. O'zbek ayolining qudrati uning ojizligida, kuchsizligida. U yig'lashi mumkin. Yalinishi mumkin. Voy, bu men uchun hech ham kerak emas. Sizning obro'yingiz, dadasi, siz qanday odamsiz? Sizni oldingizga 800 ta odam kelmasa uyat bo'ladi. Bu qanaqa to'y bo'ladi deyishi mumkin va oxir-oqibatda zo'r bo'lmaganligi uchun, erkak bilan teng demaganligi uchun o'zini ojiz hisoblaganligi uchun erkak endi ay bo'pti shuni aytgani bo'lsin deb qo'ya qolishga mahkum. Va ana shu bizning ruhiyatimiz, ayolimizning ruhiyati Alpomishda go'zal tarzda muhrlab qo'yilgan. Eslaysizlarmi? Ikkinchi qismda Alpomish butun o'zbeklarni qaytarib olib keldi yurtga, qo'ng'iratga. Bir boysari qolib ketdi kampiri bilan, qo'ylari bilan, minglagan soni sanog'i yo'q qo'ylari bilan. Qolib ketdi. Ha endi boysariga yarasha qismat qolib ketdi. Qolib ketgandan keyin uni hozirgi til bilan aytganda nima ham deydi? Natsionalizatsiya qildi Toychixon. Ya'ni davlatni hisobga o'tkizdi, o'zini cho'pon qilib qo'ydi. O'z moliga o'zi cho'pon bo'lib yurganda keyin qiziga xat yozdim. Men shunday ahvolga qoldim. Xor bo'layapman. Alpomish endi bu kip meni qutqarib ketsin deyapti-da. Ha, bir marta barchini aytdi, endi borib meni otamni qutqarib keling onam bilan. Ikki marta aytdi, uch marta aytdi, endi anav uning borish unchalik ham yoqimli emasligini biladi. 6 oychilik yo'l. Buni ustiga o'zi Alpomish katta, sal qimirlash qiyin bo'lgan odam. Va ayda boravermagandan keyin Barchinoyning yo'lini qarang. Buni faqat o'zbek qizi qiladi-da. Xo'jayin, sizning fursatingiz yo'q shekilli. Menga ruxsat bering, borib otam bilan onamni olib kelay. Qaysi o'zbek o'zining o'zi tirik bo'lib turib xotinini 6 oychilik yo'lga jo'natib, borib otangni bilan enangni olib kel deb jo'natish mumkin emas-ku. Va barchin bilib turdi, o'zi borganini hech bilan qila olmaydi. Lekin ana u janjal qilmadi. U undan haq talab qilmadi, faqat ruxsat so'radi.
Va ruxsat so'rashi bilan uni qimirlashga majbur qildi uni. O'sha 7 yillik zindonda shunday yo'l bilan ta'minlab berdi. Va o'zbek ayolining qudrati uning ojizligida ekanligi Alpomish dostonda mana shunday buyuk bir mahorat bilan ko'rsatib berdi. Biz-ku chidab kelyapmiz zulmga ayollar tomonidan. Demak, bobolarimiz ham ko'r bo'lmagan ekan deyman. O vaqtda Alpomish 7 yoshda, Oybarchin 7 yoshda, Qaldirg'och 7 yoshda, 7 yashar qiz onasiga aytayapti. Onasi dedi, Oybarchin deyam seplarini yig'ishtirdi desa, Oybarchinning seplari 60 tuyaga yuk bo'pti. 7 yashar qizning sepi. Tasavvur qilinglar, 60 tuyaga yuk bo'pti. Va shunda Oybarchin onasiga qarata aytayapti. İşon kelsa chiqar murid naziri xotin bo'lmasmikin erining vaziri er deganning ko'nglin olmas bo'lurmi aldab suldab yo'lga solmas bo'lurmi deydi. 7 yoshar qiz shunaqa deb aytishi mumkinmi deb o'ylab qolasan da qarang er deganning ko'nglin olmas bo'lurmi aldab suldab yo'lga solmas bo'lurmi. Ana o'zbekdi erkak hamisha shu aldab suldanib yurganligi mana shu 7 yashar qizaloq ham bilyapti-da. Xotin bo'lmasmikin erining vaziri. Va bugun 21 asrning nazari bilan qaraydigan bo'lsak, bu juda bir unchalik ham ishonarli bo'lmagan holatga o'xshab tuyuladi. Lekin men doim aytib kelamanki, o'zbekning 7 yashar qizi 7 yashar kampir u bu dunyodagi hamma murakkabliklarni, hamma shumliklardan xabardor bo'ladi. Nima uchun? Sababki ona o'zbekning ayoli o'zining ko'nglida olov bo'lib yonib yotgan noroziliklarni xo'jayiniga ayta olmaydi. Bizning o'zbekning erkagi ayolini istagan vaqtda turay, yo'qol, naraqa bor. O'chir ovozingni. Yes, seni qarayu, ahmoq. Deyişi mümkün. Lekin bironta o'zbek ayoli o'zing ahmoq, sen o'chir ovozingni deb aytmaydi, mana o'zlaring tanib turibsizlar. Va ha, lekin endi u juda ham boyagi haqoratlarni eshitganda xursand bo'lib ketmaydi-ku. Ha, bu ichida yig'ilib yurgan nafratlarni o'choqni boshida, kosa bilan tovoqqa va shuning ichida o'ralashib yurgan katta qiziga tushuntiradi. Kimning qanchalik johilligini, kimning qanchalik nohaqligini, o'zining qanchalik mushtifar va beozorligini, tog'alarning qanchalik madaniyatli, amakilarning qanchalik madaniyatsiz ekanligini. Va bizning o'zbek qizi 7 yoshida kimlar kelganda ana u chaqchuqlarni chiqarish mumkin. Kimlar kelganda chiqarmasa ham bo'laveradi. Bularning hammasi haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Va shuning uchun ham Boybarchinning boyagi 7 yoshida xotin bo'lmasmikin erining vaziri er deganning ko'nglin olmas bo'lurmi aldab suldab yo'lga solmas bo'lurmi degan gaplarida hech ham mubolag'a yo'q. Bu gaplarni o'g'il bolaga aytib bo'lmaydi, ona aytmaydi buni. Chunki o'g'il bolaga befoyda bu gaplarni aytish. U bularga e'tibor ham berib o'tirmaydi. Buni hisob kitobini ham qilmaydi, esidan ham chiqib ketadi. A qiz bola esa ko'rgan narsasini shunday miyasiga muhrlab qoladi va bu uzoq vaqt uni esida turadi. Va shuning uchun dostondagi biron bir o'rinda hayotiy haqiqatga xiyonat qilinmagan deb men hayronlar qolaman. Va ikkinchi jihat, masalan, Qaldirg'och qanday qilib o'zining akasiga narmodasan? O'z mulkinga o'zing ega bo'lmagan narmodalar sendan ortiq bo'ladimi? Deb ayta oladi. Iye, o'zbek singillari buni qilmaydi, akasini hurmat qiladi deb o'ylaymiz. Lekin bitta haqiqat bor. Bundan 100 yil oldin o'zbek ayolining o'zining hayoti bo'lmagan. Sizning onangizning o'zining hayoti bor ozgina. Sizning onangizning onasining hayoti bundan ham ozroq bo'lgan. Onangizning onasining onasining hayoti esa bo'lmagan. Ya'ni u qandaydir bir ayol bilan erkakdan tug'ilgan, qaysidir yoshgacha ulg'aygan, kimgadir uzatilgan, kimdandir farzand ko'rgan va uzatilgan avval otasining yuzini yerga qaratmaslik uchun,
Keyin uzatilgan joyining yuzini yerga qaratmaslik. Keyin bolalarining yuzini yerga qaratmaslik uchun yashayvergan. Ular o'z umrini erkaklar uchun sarflagan va erkaklarni dunyoga keltirgan va shuning uchun ham o'zbek ayolining nomus haqida, or haqida hammadan ko'p so'rashga haqqi bor. Voy qaldirg'och oyimni qarang, dostonda qanchalar realistik obraz u. Na yer bor, na bola bor, na uy bor. Butun hayotini, butun borlig'ini alpomishga bag'ishladi. Va aynan qaldirg'och oyimning haqqi bor edi. Sen narmoda bo'lmagin, erkak bo'lgin. O'zing o'lmay, o'zingning yoringni birovga berib qo'ysang, sen narmoda bo'lmay kimsan? Deb aytishga shuning haqqi bor edi. Va juda ham hayratlanarli narsa shuki, bizning bobolarimiz o'zbek millatining psixologiyasini shu qadar mahorat bilan bera olgan va biron joyda adashmasdan, biron joyda oshirmasdan tasvirlay bilgan. Mana endi biz ko'rganmiz, biz maktablardan tayyorlanib kelganmizki, Alpomish deganda, Alpomish endi juda ham bir katta qahramonliklar ko'rsatadigan, 7 yil zindonda yotsa ham na shamollamaydi, na och qamaydi, na suvsamaydi, yotaveradi. Nomusli or uchun kurashadigan. Lekin dostonchi bobolarimiz Alpomish obrazini shu qadar mahorat bilan tasvirlaydiki, ana Barchindan xat keldi. Alpomishning bizda ko'ngli bo'lsa kelsin, bo'lmasa javobini bersin degan xat keldi. Uchgina qator xat. 6 oychalik yo'ldaman. Qalmoq alplarining qo'lida toy talashda qoldim. Alpomishning bizda ko'ngli bo'lsa kelsin, bo'lmasa javobini bersin dedi. Bo'ldi. Ana o'zbekning qizi, men seni yaxshi ko'rardim. Biz senga beshikert qilingan edim, Fotiha o'qilgan edi deb tushuntirib o'tirmaydi. Bu yerda ham uning farosatiga urg'u bor, ham iddao bor, ham norozilik bor, ham erkalanish, hamma narsa bor. Lekin haqiqat yo'q. Kel yoqa, men seni himoyangga muhtojman deb aytmaydi bu o'zbekda. Bu Alpomish ham undan battar o'zbek. Ey, bir xotin deb 6 oychalik yurga borib yuramizmi? Deydi-da, deydi. Xatni buklab ko'rpachani tagiga tiqib qo'ydi deydi. A biz o'rganib qolganmizki, Alpomish u qahramon, sevgi va sadoqat haqidagi dostonning qahramoni hozir otni minib qilichni yalang'ochlab qalmoqni qirish kerak edi-ku. Yo'q, unday qilmaydi u. Chunki u 14 yashar shahzoda. Hamma narsaga osongina erishib, joydan qimirlamay, hamma qulayliklarni ko'rib turgan bola. Qachon 6 oychalik yo'lga boraman? Ana otasi ham aytadi-ku, mening o'g'limga boshqa xotin topilur deb. Va aynan dostonning qudratli joyi mana shu yerda. Odam qachon odamga aylanadi? Erkak qachon erkakka aylanadi va erkakka aylanish evolyutsiyasi, erkakka aylanish tadriji dostonda ko'rsatib qo'yadi. Narmodasan sen. Senga atalgan bo'lsa, fotiha qilingan bo'lsa-yu, uni bir qalmoq olib ketaman desa, sen bemalol o'tiraversang, erkak bo'ldingmi sen? Buni singil aytayapti. Chunki boyagi singilda u. U 7 yoshdan onasining ta'limini olaverib, aqlli bo'lib ketgan qizda. Bizning qizlarimiz hammasi shunaqa. Va emasa jayo boramizmi deydi. Alpomishni qarang endi. Hoy, o'z moliga o'zi ega bo'lmagan narmodalar seni ortiq bo'ladimi? Bas 90 to'qayda yilqing bo'lsa, shu yilqilardan birontasini minib ketish qo'lingdan kelmasa sen qanaqa bo'lasan deydi endi akasiga. Ha, bo'lmasa deb tursekin deydi. Ana egarlarni, jabduqlarni olib o'rindan qo'zg'aldi. Qanchalar realistik obraz bu. Men hayronlar qolaman. Bizning bugungi realistik romanlarimizda ham bunday tasvir yo'q-da, bunday aganda o'z. Chin obraz mana shu o'zi aslida. Odam shunaqa bo'lib, sekin-sekin kamolatga yetadi. Ha, o'zbekni nima qimirlatadi? O'zbekni or qimirlatadi. O'zbekni bu ana Julettaga bo'lgan muhabbat emas. Layliga yoki Shiringa bo'lgan muhabbat emas. O'zbekni nomus qimirlatadi.
Ve o namus sekin onu orundan turguzdu. Ve endi şu yerde şunday bir güzel bir halat var. Bordi dedi, kultaydan aldığı boruyordu da, alpamış, babasından, kultay babadan kul o. Bar yoku, yılkı bakaydıgan kul. Saçıratıp mündürsen bir bedav tulpar. Keltiremen özümge yar. Baba, senge hizmetkar dedi. Bunu bu yarık dünyada, 6 minten til bosa, 10 minten millet bosa, fakat Özbek eyti oladı da. Keltiremen özümge yar. Baba, senge hizmetkar. Özbek, kelin olarken, kim de olay yapman diye eytadı birinci navbette? Ha, hizmetkar olay yapman. Yani bizim Özbek ayolga birinci navbette hizmetkar deyip kareydi. Kuluna eyti yaptı. Keltiremen özümge yar. Baba, senge hizmetkar. Hizmetkar deyip bari bunu paytabasını yuvup bere deyip az. O kelip koguday bolsa bir piyala çay beradi. Dasturxon yazıp non koyadı. Ana bu Özbekçe psikoloji, ana bu Özbek ruhiyatı. Ve bu gapni faqat yonimizdagi qozog'am, qoraqalpog'am, garchi ularda ham alpomish bor. Aytmagan, ayta olmaydi ham. Ularning dostonlarida, ularda bu tuyg'u yo'q. Bu tuyg'u faqat Özbekda bo'ladi. Ve Fozil yo'ldosh ana shu go'zal tuyg'uni mana shunday go'zal tarzda bera biladi. Ve Aqultay bobo onu uchun ona g'or deydi, sen otan ölüp, boy boru ölüp, sen malga ege bop kaldın mı? Tur yok ol, deyip deydi. Aval popu sakıldı. Karası ketme yaptı. Ketme etken idi, tayak bulan şuna kadar saldı ki deydi. Vay babam, beni öldürüp koymayın, deyip kaçtı. Hani şahzada bulan kulunun münasabatını karın. Ve ben dava kılaman ki, hiç kaçan Özbek'te Evropa düşüncesindeki kul bulmagan. Bizde kulga, hizmetkarga hemişe öz tengi bir adam deyip kuraydı. Bunu bu min yıl naridagi Alpamışta bunu dediği bozulgan bosa, aytilgan bosa. Ötken kullarda Hasan Ali Otabek'te otastaram, yenestaram, özdenem soramazdan kumuşbübüge üylentirip koydu. Özdenem soramadı. O kul bar yoku bitti. Ve demek bu bizning ruhiy dunyomiz, Özbekning dunyoga qarashi, odamlarga munosabatidagi ne kadar o'ziga xoslikni e'tibor qilsak, bu doston bizga juda ko'p narsa beradi-da.